Evet sevgili seyirciler, C3065 traktörün kabin içi incelemesine de başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle direksiyonun olduğu kısımdan başlamak istiyorum. Direksiyon ayarlanabilir. Yani aşağı yukarı yüksekliği sürücü operatörüne göre ayarlanabilir vaziyette. Sinyal ve uzun kısa farlar direksiyonun sol alt tarafında. El gazı da direksiyonun sağ alt tarafında konumlandırılmış vaziyette. Gösterge panellerine gelecek olursak sol tarafta yakıt göstergesi, ortada devir göstergesi ve sağ tarafta da hararet göstergesini görebiliyoruz. Direksiyonun alt tarafında ise dörtlü diye tabir edilen ikaz lambaları, sileceği çalıştırma ve silecek suyunu çalıştırma tuşları konumlandırılmış. Hemen operatörün sağ tarafına geldiğimizde 4 tane ana vitesi görüyoruz. Bu 4 ana vitesin yanında takviye vitesler de mevcut. 3 tane takviye vitesimiz var. Bunlar İngilizce high, medium ve low kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Low yani L düşük hız anlamına geliyor. M orta hız. H yani high yüksek hızlı takviye vitesi anlamına geliyor. 3 takviye vites, 4 ana vitesten toplamda 12 tane vites seçeneği, 12 tane hız aralığı elde edebiliyoruz. Bu traktör segmentinde 12 artı 12 yani 12 ileri, 12 de geri vites seçeneğimiz mevcut. Fakat hemen şu bilgiyi de verelim. Firmadan aldığımız bilgilere göre çiftçilerden gelen, yani siz değerli çiftçilerimizden gelen istekler doğrultusunda 16 artı 8 yani 16 ileri 8'de geri vites seçeneğini 2015 yılı içerisinde aktif hale getirecekler. Özellikle taşımacılıkta kullanılan yani yol durumlarında gerekli daha yüksek hız aralıklarını sağlamak için 16 ileri 8 geri vites seçeneğini de sağlamış durumdalar. Sol tarafa geldiğimizde operatörün sol tarafında ileri ve geri vites seçeneklerini de görüyoruz. Böylece 12 ileri 12 geri vitesi buradan da sağlamış oluyoruz. Operatörün sağ tarafına dönecek olursak sağ üstte tepe lambasının, gece çalışma lambalarının ve arka çalışma lambasının açılabildiği tuşlar mevcut. Hemen onların arkasında traktörde 4 çeker ve 2 çeker seçeneği mevcut. Bunu da hemen söyleyelim. 4 çekeri de buradan tuşla aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu aktivasyon eğer gerçekleşmemiş olursa, örneğin 2 çeker durumundayken siz ani bir fren yaptığınızda, traktörün özelliği, güzel bir özelliği, ani bir fren yaptığınızda 4 çeker devredeymiş gibi 4 tekerden de frenleme yapıyor. Bu da önemli, güzel bir özellik. Hemen 4 çeker tuşunun arkasında da diferansiyel kilidi var. Bu tuşa normalde böyle bastırarak çalıştıramıyorsunuz. Alt tarafında bir tırnak var. Onu yukarı kaldırıp o şekilde aktif hale getirmeniz ve tekrar o tırnağı kaldırarak pasif hale getirmeniz gerekiyor. Hemen bu 5 tane tuşun alt tarafına geldiğimizde de arka hidrolik kolların kaldırılıp indirilmesini ayarlandıktan sonra bu işlemin yapılmasını sağlayan otomatik lift seçeneğimiz de burada mevcut. Hemen biraz daha arkaya doğru dönüyorum. Burada yine sıcaklığın ayarı ve çakmaklık var. Buradan aynı zamanda telefonun şarjı için de kullanılabilir vaziyette tasarlanmış. Sağ tarafta mavi bir hortum görüyorsunuz. Bu kompresörden hava çıkışı elde edebildiğimiz hortum. Bu sayede üstümüzü başımızı temizleyebiliyoruz veya traktörün herhangi bir yerindeki temizlik işlemi için buradan kompresörün çıkışını alabiliyoruz. Hemen burada kumanda kollarını görüyoruz. İki tane arkada 4 hidrolik çıkışımız var dedik. Onların kumandalarını buradan gerçekleştiriyoruz. Bu iki koldan. Hemen onların üstünde 540 ve 540 ekonomi diye adlandırılan iki tane kuyruk mili devir seçeneğini buradan seçiyoruz. Hemen onun sağ tarafında hidrolik, orta kolun hidrolik hassasiyetini yaptığımız kol mevcut. Bu kolla beraber hassasiyeti ayarladıktan sonra ve en sağda da derinlik ayarı mevcut. Bu derinlik ayarını da ayarladıktan sonra bu ikisine bir daha dokunmuyoruz. Örneğin pullukla sürüm yapıyoruz. Bu ikisini ayarladık. Girdik toprağa, sıraya girdik. Eğer biraz daha hassasiyeti değiştirmemiz gerekiyorsa son ayarı yapıyoruz. Onun ardından bunlara bir daha dokunmuyoruz. Sadece sıra sonra dönüşlerde otomatik lift seçeneğiyle arkadaki ekipmanı indiriyoruz veya kaldırıyoruz. Operatörün sol tarafına gelecek olursak burada yine kuyruk milinin devreye alınması ve tekrar devreden çıkartılması ve el freni gibi seçenekler operatörün sol tarafına konumlandırılmış. Kabinin içerisindeki özellikleri anlatmak gerekirse operatörün hemen üst tarafında açılabilen bir pencere var. Bu da yine ekstra hava almayı sağlayan güzel bir konfor detayı. Hemen yukarıdaki özelliklerden devam edelim. Bir teybimiz mevcut. USB girişli bir teyp. Ve buradan klimanın ayarını yapabildiğimiz fan devrenin, soğukluğunun veya direkt doğrudan dışarıdan hava almayı aktif hale getirebildiğimiz tuşlar da burada konumlandırılmış.
klimanın çıkışları da yine operatörün üst tarafında bulunuyor. Kabinin içerisinde yine dikkat çekici bir özellik, kabinin oldukça geniş ve ferah olması. Özellikle böyle kompakt bir seriye göre ferah bir iç yapı sağlanmış. Bunu da yaklaşık 5 metrekare toplamda alanı olan camlarla sağlamışlar. Özellikle dikmeler ince yapılmış ve sürücünün görüş alanını kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış. Bu da güzel bir detay. Operatörün sol tarafındaki cam açılabiliyor. Fakat sağ taraftaki camı açılabilir yapmamışlar. Bunun nedeni de buradaki bulunan elektronik devrelerin eğer cam açık unutulur da yağmur ve benzeri durumlardan etkilenir diye sağ tarafı tedbir amaçlı açılabilir yapmamışlar. Ama sol taraftaki cam açılabiliyor. Yine tabii operatörün arka tarafındaki cam da açılabilir vaziyette. Hemen bunu indirelim. Buradan size gösterelim. Arka tarafta oldukça geniş, arkadaki ekipmana tamamen hakim olabilmeye sağlayacak bir uygunlukta tasarlanmış. Camlarla ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha. Renkli cam kullanılmış. Bu sayede güneş ışığından daha az etkilenmeyi, yani daha az rahatsız olmayı sağlamışlar. Evet, kabin içi incelemelerimizi yapıyoruz. Fakat bu traktör segmenti için opsiyonel olarak kabinsiz modeller de sunuluyor. Yani ROPS'lu modeller. Tabii ki kompakt bir traktör dedik, gerektiğinde sera içinde bile çalışabiliyor dedik. Eğer kabinsiz bir şey tercih edilirse, yani ROPS'lu olan modeller tercih edilirse, ROPS'lu da indirdiğimizde çok daha alçak bir kullanım sağlamış oluyoruz. Son olarak söyleyeceğimiz, bu üzerinde oturduğumuz koltuğun da ayarı tabii ki var. İleri geri yükseklik ayarı ve bunun tam altında burada bulunan tuşla hidrolik kolların, arka tarafta bulunan hidrolik kolların ne kadar hızlı inip kalkacağının da ayarını oradaki düğmeden yapabiliyoruz. Evet, kabin içi incelememizi bitirmiş durumdayız. Şimdi traktörün dış tarafına doğru geçerek yine birkaç özellik daha anlatalım sizlere. Evet, kompakt traktörümüzün incelemesinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Başlangıçta demiştik, hatta traktörün fabrikasında bulunuyoruz. Tabii ki burası bir üretim tesisi ve burada son tüketiciye traktörler ulaşmadan bu traktörlerin teste tabi tutulduğunu gördük ve bu görüntüleri sizlerle de paylaşmak istedik. Şimdi bu test görüntülerini izleyelim, sonra da programı yavaş yavaş kapatalım.
Hattat C3000 ve B3000 serisi traktörler Hattat markasıyla 60'tan fazla ülkeye ve yine aynı traktörler Valtra markasıyla da 132 ülkeye ihraç edilmektedir. Hattat 3000 serisi yerli bir isimle en fazla ihraç edilen traktördür. Yurt dışında Valtra, A53, A63 ve A73 olarak aynı traktörleri satmaktadır. C3065 yurt dışında A63 olarak satılmaktadır. Evet, bu test görüntülerinden sonra artık programın sonuna geldik. Fakat programı kapatmadan önce özellikle Hattat Traktör'deki ürün müdürü Şuayb Bey'in hazırladığı bu bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz. Traktör operatörlerine son bir tavsiyesi var. Hayret diye bir kelime oluşturmuş bazı ikazların baş harflerinden. Bunu açıklayarak programı kapatmak istiyorum. H harfiyle hava kontrolünün yapılması, A harfiyle akaryakıt kontrolünün yapılması, Y harfiyle yağ kontrolünün yapılması, R harfiyle radyatör kontrolünün yapılması, E harfiyle elektrik devrelerinin kontrolü ve T harfiyle de ekipman veya başka bir şey bağladığımızda bunların tedbirlerinin alınması uyarılarının baş harflerinden hayret diye bir kelime oluşturmuş. Bu da operatörlerin kullanmadan önce dikkat etmesi gereken noktalar diyerek programı kapatalım sevgili seyirciler. Bir başka programda yeni bir traktörle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Durumdalar. Sol tarafa geldiğimizde operatörün sol tarafında ileri ve geri vites seçeneklerini de görüyoruz. Böylece 12 ileri 12 geri vitesi buradan da sağlamış oluyoruz. Operatörün sağ tarafına dönecek olursak sağ üstte tepe lambasının, gece çalışma lambalarının ve arka çalışma lambasının açılabildiği tuşlar mevcut. Hemen onların arkasında traktörde 4 çeker ve 2 çeker seçeneği mevcut. Bunu da hemen söyleyelim. 4 çekeri de buradan tuşla aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu aktivasyon eğer gerçekleşmemiş olursa, örneğin 2 çeker durumundayken siz ani bir fren yaptığınızda, traktörün özelliği, güzel bir özelliği, ani bir fren yaptığınızda 4 çeker devredeymiş gibi 4 tekerden de frenleme yapıyor. Bu da önemli, güzel bir özellik. Hemen 4 çeker tuşunun arkasında da diferansiyel kilidi var. Bu tuşa normalde böyle bastırarak çalıştıramıyorsunuz. Alt tarafında bir tırnak var. Onu yukarı kaldırıp o şekilde aktif hale getirmeniz ve tekrar o tırnağı kaldırarak pasif hale getirmeniz gerekiyor. Hemen bu 5 tane tuşun alt tarafına geldiğimizde de arka hidrolik kolların kaldırılıp indirilmesini ayarlandıktan sonra bu işlemin yapılmasını sağlayan otomatik lift seçeneğimiz de burada mevcut. Hemen biraz daha arkaya doğru dönüyorum. Burada yine sıcaklığın ayarı ve çakmaklık var. Buradan aynı zamanda telefonun şarjı için de kullanılabilir vaziyette tasarlanmış. Sağ tarafta mavi bir hortum görüyorsunuz. Bu kompresörden hava çıkışı elde edebildiğimiz hortum. Bu sayede üstümüzü başımızı temizleyebiliyoruz veya traktörün herhangi bir yerindeki temizlik işlemi için buradan kompresörün çıkışını alabiliyoruz. Hemen burada kumanda kollarını görüyoruz. İki tane arkada 4 hidrolik çıkışımız var dedik. Onların kumandalarını buradan gerçekleştiriyoruz. Bu iki koldan. Hemen onun üstünde 540 ve 540 ekonomi diye adlandırılan iki tane kuyruk mili devir seçeneğini buradan seçiyoruz. Hemen onun sağ tarafında hidrolik orta kolun hidrolik hassasiyetini yaptığımız kol mevcut. Bu kolla beraber hassasiyeti ayarladıktan sonra ve en sağda da cam kullanılmış. Bu sayede güneş ışığından daha az etkilenmeyi, yani daha az rahatsız olmayı sağlamışlar. Evet, kabin içi incelemelerimizi yapıyoruz. Fakat bu traktör segmenti için opsiyonel olarak kabinsiz modeller de sunuluyor. Yani ROPS'lu modeller.
Tabii ki kompakt bir traktör dedik, gerektiğinde sera içinde bile çalışabiliyor dedik. Eğer kabinsiz bir şey tercih edilirse, yani ROPS'lu olan modeller tercih edilirse, ROPS'u da indirdiğimizde çok daha alçak bir kullanım sağlamış oluyoruz. Son olarak söyleyeceğimiz, bu üzerinde oturduğumuz koltuğunda ayarı tabii ki var. İleri geri yükseklik ayarı ve bunun tam altında burada bulunan tuşla hidrolik kolların, arka tarafta bulunan hidrolik kolların ne kadar hızlı inip kalkacağının da ayarını oradaki düğmeden yapabiliyoruz. Evet, kabin içi incelememizi bitirmiş durumdayız. Şimdi traktörün dış tarafına doğru geçerek yine birkaç özellik daha anlatalım sizlere. Evet, kompakt traktörümüzün incelemesinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Başlangıçta demiştik, hatta traktörün fabrikasında bulunuyoruz. Tabii ki burası bir üretim tesisi ve burada son tüketiciye traktörler ulaşmadan bu traktörlerin teste tabi tutulduğunu gördük. Ve bu görüntüleri sizlerle de paylaşmak istedik. Şimdi bu test görüntülerini izleyelim, sonra da programı yavaş yavaş kapatalım. Hattat C3000 ve B3000 serisi traktörler Hattat markasıyla 60'tan fazla ülkeye ve yine aynı traktörler Valtra markasıyla da 132 ülkeye ihraç edilmektedir. Hattat 3000 serisi yerli bir isimle en fazla ihraç edilen traktördür. Yurt dışında Valtra, A53, Evet sevgili seyirciler, C3065 traktörün kabin içi incelemesine de başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle direksiyonun olduğu kısımdan başlamak istiyorum. Direksiyon ayarlanabilir. Yani aşağı yukarı yüksekliği sürücü operatörüne göre ayarlanabilir vaziyette. Sinyal
ve uzun kısa farlar direksiyonun sol alt tarafında, el gazı da direksiyonun sağ alt tarafında konumlandırılmış vaziyette. Gösterge panellerine gelecek olursak, sol tarafta yakıt göstergesi, ortada devir göstergesi ve sağ tarafta da hararet göstergesini görebiliyoruz. Direksiyonun alt tarafında ise dörtlü diye tabir edilen ikaz lambaları, sileceği çalıştırma ve silecek suyunu çalıştırma tuşları konumlandırılmış. Hemen operatörün sağ tarafına geldiğimizde 4 tane ana vitesi görüyoruz. Bu 4 ana vitesin yanında takviye vitesler de mevcut. 3 tane takviye vitesimiz var. Bunlar İngilizce high, medium ve low kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Low yani L düşük hız anlamına geliyor. M orta hız. H yani high yüksek hızlı takviye vites anlamına geliyor. 3 takviye vites 4 ana vitesten. Toplamda 12 tane vites seçeneği, 12 tane hız aralığı elde edebiliyoruz. Bu traktör segmentinde 12 artı 12 yani 12 ileri, 12 de geri vites seçeneğimiz mevcut. Fakat hemen şu bilgiyi de verelim. Firmadan aldığımız bilgilere göre çiftçilerden gelen, yani siz değerli çiftçilerimizden gelen istekler doğrultusunda 16 artı 8 yani 16 ileri 8'de geri vites seçeneğini 2015 yılı içerisinde aktif hale getirecekler. Özellikle taşımacılıkta kullanılan yani yol durumlarında gerekli daha yüksek hız aralıklarını sağlamak için 16 ileri 8 geri vites seçeneğinde derinlik ayarı mevcut. Bu derinlik ayarında ayarladıktan sonra bu ikisine bir daha dokunmuyoruz. Örneğin pullukla sürüm yapıyoruz. Bu ikisini ayarladık. Girdik toprağa, sıraya girdik. Eğer biraz daha hassasiyeti değiştirmemiz gerekiyorsa son ayarı yapıyoruz. Onun ardından bunlara bir daha dokunmuyoruz. Sadece sıra sonra dönüşlerde otomatik lift seçeneğiyle arkadaki ekipmanı indiriyoruz veya kaldırıyoruz. Operatörün sol tarafına gelecek olursak burada yine kuyruk milinin devreye alınması ve tekrar devreden çıkartılması ve el freni gibi seçenekler operatörün sol tarafına konumlandırılmış. Kabinin içerisindeki özellikleri anlatmak gerekirse operatörün hemen üst tarafında açılabilen bir pencere var. Bu da yine ekstra hava almayı sağlayan güzel bir konfor detayı. Hemen yukarıdaki özelliklerden devam edelim. Bir teybimiz mevcut. USB girişli bir teyp. Ve buradan klimanın ayarını yapabildiğimiz fan devrenin, soğukluğunun veya direkt doğrudan dışarıdan hava almayı aktif hale getirebildiğimiz tuşlar da burada konumlandırılmış. Klimanın çıkışları da yine operatörün üst tarafında bulunuyor. Kabinin içerisinde yine dikkat çekici bir özellik, kabinin oldukça geniş ve ferah olması. Özellikle böyle kompakt bir seriye göre ferah bir iç yapı sağlanmış. Bunu da yaklaşık 5 metrekare toplamda alanı olan camlarla sağlamışlar. Özellikle dikmeler ince yapılmış ve sürücünün görüş alanını kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış. Bu da güzel bir detay. Operatörün sol tarafındaki cam açılabiliyor. Fakat sağ taraftaki camı açılabilir yapmamışlar. Bunun nedeni de buradaki bulunan elektronik devrelerin eğer cam açık unutulur da yağmur ve benzeri durumlardan etkilenir diye sağ tarafı tedbir amaçlı açılabilir yapmamışlar ama sol taraftaki cam açılabiliyor. Yine tabii operatörün arka tarafındaki cam da açılabilir vaziyette. Hemen bunu indirelim, buradan size gösterelim. Arka tarafta oldukça geniş, arkadaki ekipmana tamamen hakim olabilmeye sağlayacak bir uygunlukta tasarlanmış. Camlarla ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha, renkli